Helal yoldan para kazanmayan birisiyle ortaklık yapılabilir mi? Bu durumda diğer kişinin kazancına haram karışmış olur mu? Şimdi paranın helal ya da haram yoldan kazanılması kişinin kendisini ilgilendirir. Eğer ben bir kişiyle ortaklık yapıyorsam, tabii bu bir yerden gasp edilmiş, bir yerden çalınmış paraysa, o zaman elbette ben bu kişinin getirdiği parayla ortaklık yapamam. Çünkü o zaman bu kişinin hırsızlığını meşrulaştırmış olurum. Ama adam faizden para kazanmış, kumardan kazanmış, şu bu falan. Bu haram, elbette haram. Ama bu tür paralar o kişinin kendisine haramdır. Yani elde ediliş yöntemi burada Tabii, haram. elde ediliş yöntemi haramdır. Dolayısıyla sadece o kişiyi ilgilendirir. İkinci şahsı ilgilendirmez. Çünkü paranın kendisinde bir haramlık yok. Kazanma şeklinde bir haramlık var. Kazanma şeklinde de birisinin hakkını gasp ederek değil, onunla birlikte Allah'ın bir haram koyduğu, yasak koyduğu, mesela adam içki satıyor, oradan da kazanıyor olabilir. Faizden para kazanmış olabilir. Tabii bunlar yasaktır, haramdır ama sadece o kişiye haramdır. İkinci kişiyi bağlamaz. Bu ikinci kişi onunla ortak iş yapabilir. Tek şartla yaptığı işin meşru olması. Evet, Yani yani bu haram. haram kazancı ortaklıktan sonra da devam ediyorsa bir karışma söz konusu Hayır, olabilir mi? o adamın para kazancı benim ortaklığımla ilgili değil ki, o kendisiyle ilgili. Onun kendi kazancı kendisini ilgilendirir. Ama bizim kurduğumuz ticari şirket ne kazanmışsa ondan ortaklara pay verilir. Yani o kişinin başka yerden elde ettiği kar buraya katılmaz. Tamam.